Bekir Hazar. Neden? Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve İran devlet başkanlarıyla bir araya geldiği zirveyi konuşuyor. Batı'nın şerefsiz alçakları, sömürgeci çakalları Suriye'de terör tarlaları oluşturarak ülkeyi parçaladılar. Şimdi masada Türkiye toplamaya çalışıyor. Çakalların hedefi dünyanın bugün yaşadığı krizlere hazırlık yapmaktı. Hem enerji hem de gıda krizi tetikleyicilerin Ukrayna-Rusya arasında bir kıvılcımıyla beraberinde devasa krizleri de getirdi. Birileri batacak, birileri de yıllardır olduğu gibi sömürgeci zihniyetle soyup zengin olacaktı. Suriye çok önemliydi. Kuzeyinde kurulacak bir PKK terör devleti üzerinden körfez ülkeleri için koridor açılarak petrol ve doğalgaz Akdeniz'e taşınacak. Böylece dünyanın enerji vanası haline gelen Türkiye devre dışı bırakılacaktı. Batı'nın enerji geçiş yollarında Türkiye'ye mahkum olması ve bunun katlanarak artması Ankara'nın elini güçlendiriyordu. Tablo ABD ve Avrupa için çıldırtıcı bir durumdu. NC Tokat hazır oldu bekleyen bağımlı Türkiye artık yok oluyordu. Hepsi binlerce kilometre uzaktan Suriye'ye koştu. Terör örgütlerine silah ve milyarlarca dolar yağdırırken Türkiye'nin ne işi var orada diyordu. Bu slogana ittihatçı kafa her şeyi batıdan bekleyen muhalefetimiz balıklama atladı. Ne işimiz var Suriye'de diye çığlık atmaya başladılar. Hem bu devleti yönetmeye taliptiler hem de soygun için Suriye'ye dalanların ağzıyla nara atıyorlardı. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Batı aşkı geleceği görmeyecek kadar gözlerini kör etmişti. Gönülden bağlandıkları Batı onları PKK'nın HDP'siyle yan yana getiriyor. Suriye'deki PKK'nın YPG'sini savunacak noktaya taşıyordu. Erdoğan tüm masaları devire devire yeni masalar kurdu. İşte son zirvede bunun eseridir ve Batı'nın canına ot tıkayacak kararlar alınmıştır. Karabağ'a neden girdiğimizde her geçen gün daha da anlaşılır hale geliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Bakü'ye gitti. Aliyev'le yaptığı görüşme sonrası Avrupa Birliği güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Azerbaycan bunlardan biri. Bugünkü anlaşmayla Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne gaz arzını ikiye katlayarak Güney Gaz Koridoru genişletmeyi taahhüt ediyoruz. Bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber dedi. Avrupa medyası kışın donma krizine karşı çözüm yine Türkiye odaklı olacak diye ah çekenler manşetler attı. Yarın Türkmen ve Kazak enerjisi de boru hatları ve Karabağ üzerinden Türkiye'ye gelecek. Batı'nın boğazına bir kez daha boru kaçacak ve Türkiye'ye daha bağımlı hale gelecekler. Sadece enerji mi? Tabii ki hayır. Bakın, George Soros'un patronu olduğu Dünya Ekonomik Forumu ilginç bir adım attı. İngiliz, Fransız ve Amerikan medyasında yer alan çalışmaya göre Dünya Ekonomik Forumu iklim değişikliği politikaları nedeniyle iflas eden Hollandalı çiftçilerin tarım alanlarını satın alacağını açıkladı. Sadece Hollanda mı? Elbette hayır. Dünyanın en önemli iki tarım ülkesi ABD ile Hollanda öncelikli hedef olarak seçildi. ABD'nin en derim ismi Henry Kissinger yıllar önce petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz sözünün artık gerçek olacağına dikkat çekildi. Amerikan medyası sorusun en büyük hedefinin ABD ile Hollanda'nın tarımının kontrol edilmesinin ardından yeni hedefin Türkiye olacağına dikkat çekti. Yapılan tüm araştırmalar Türkiye'nin tarım arazilerinin çok verimli olduğu gerçeğini söylüyor. Türkiye'nin 23 katı küçük olan ve yaklaşık 34 bin kilometre karelik karasal ölçümüne sahip olan Hollanda'nın tarım ihraç eden ülkeler listesinde ikinci sırada olması nedeniyle ABD medyasında Türkiye'nin jeopolitik gücü sayesinde topraklarının altın gibi değerli olduğuna dikkat çekildi. Bir başka araştırmada Türkiye tek başına Avrupa kıtasını besleyebilecek tarım arazilerine sahip. İşte o nedenle Türkiye tarım konusunda da hedef olacak. Gezi olayları finansörü Soros'un Türkiye'nin tarım arazileri konusunda ona yakın araştırma yaptırdığı da ortaya çıktı. Dünyada yaşanan enerji ve gıda krizi batıyı her geçen gün hızla Türkiye önünde diz çökmeye götürüyor. Tek çareleri var. Ya Erdoğan gidecek ya da Ankara önünde dilenciye dönecekler. O yüzden tek bir rüyaları var. Bizim muhalefetin gördüğü ve yanarak istediği konu Erdoğan'ı indirmek. Çünkü Kissinger'ın dediği gibi enerji ve gıdayı kontrol edersek ülkeleri de yönetenleri de kontrol edeceğiz. Çakalların bu kabuslarını anlamak için sorgulayın. Neden Ankara'yı ele geçirmek istiyorlar? Niçin besledikleri PKK'nın HDP'sini altılı masanın altına oturtup bizim muhalefet gibi Erdoğan'ın gitmesi için hep birazdan çığlıklarla çırpınıyorlar? Neden, neden, neden? Bekir Hazar Çetin Erçetin Tahran'da kritik zirve Astana formatında liderler zirvesi 2 yıllık aradan sonra bugün Tahran'da gerçekleşecek. Suriye ana gündem olmakla birlikte ele alınacak ikincil konuların sayısı oldukça fazla. Zira Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin iç kamuoylarına, bölgelerine ve dünyaya vermeleri gereken önemli mesajlar var. Nükleer müzakerelerinden Ukrayna'daki savaşa, askeri tedarikten Orta Doğu'daki dengelere, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki hareketliliğinden, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu temasları ve sonuçlarına varıncaya kadar önemli başlıklar konuşulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin e arasında ikili görüşmede gerçekleştirilecek. Masadaki başlıklar Zirve kritik bir dönemde yapılıyor. Türkiye 20 Ağustos'tan sonra Irak'ın kuzeyinde devam eden ZAP operasyonunu bitirip Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rifat, Ayn İsa ve Münbiş'teki PKK varlığını sonlandırmak istiyor. Bu operasyon için Rusya'nın Ayn İsa ve Tel Rifat'taki askeri varlığına dokunulmayacak. Ancak İran'ın bölgedeki paramiliter güçlerini çekmesi istenecek. Ayrıca Rusya'dan da Moskova ve St. Petersburg'daki PYD temsilciliklerinin kapatılması istenecek. Rusya ile ele alınması beklenen ikinci başlıksa tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılacaklar olacak. Ukrayna tahılı konusunda ciddi bir yol alındı. Rusya tahıl ürünlerinin de pazarlara ulaştırılması hususunda finansal aktarım, servis sağlanması, 3 oligarkın ve Türk gemilerinin nakliye hizmetleri sağlanmasıyla yol alınması gündemde. Bu yolla Rusya'nın hali hazırda 30 milyar dolarlık tahıl ürünü dünya pazarlarına ulaştırılabilir. ABD'ye misilleme mi? Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'daki zirveye katılımı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya, Çin ve İran'a karşı İsrail ve Arap ülkelerini bir araya getirmeye çalıştığı Orta Doğu turundan birkaç gün sonraya denk gelmiş oluyor. Biden'ın Orta Doğu ziyareti İbrahim anlaşmalarını genişletecek ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine start verecek yeni bir sistem oluşturmak arzusu dahilinde gerçekleşti. Kudüs Kızıldeniz'deki ilk stratejik adaya ilişkin bir anlaşmaya onayını verdi ve Riyad'da İsrail'den gelen ve İsrail'e giden uçuşlara kendi hava sahasını açtı. Biden, Tel Aviv'den ciddi direkt uçuş yapan ilk ABD başkanı oldu. ABD açısından bakıldığında daha yapılacak çok şey var. Ancak Orta Doğu'nun yeni yapısı harekete geçirildi. Ve İsrail körfez ülkeleri arasındaki işbirliği daha geniş kapsamlı ve somut hale geldi. Rusya'nın beklentileri Putin askeri, ticari ortağı olan ve Amerika'nın bu bölgedeki başlıca rakibi durumundaki İran'la ilişkisini sağlamlaştırmak istiyor. Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan siha alımı da gündemde. İranlı diplomatik kaynaklardan aldığım bilgilere göre Rus heyetlere şahit 191 ve şahit 129 dronları gösterildi. İran'ın Şahit 191 modelinin tasarımı 2011'de Tahran'ın eline geçen, kasp edilmiş bir ABD RQ-170 Sentinel insansız hava aracına dayanıyor. 270 dakika havada kalabilen ve 450 kilometreye kadar uçabilen drone ayrıca bombalarla da silahlandırılabiliyor. Şahit 129 ise MQ-9 Reaper'ın bir kopyası gibi görünüyor ve Sadid 345 güdümlü füzeleri taşıyabiliyor. Bu drone havada 24 saat kalabiliyor. Rusya tüm bunlara talip, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İran'ın Rusya silah taşıma yeteneğine sahip olanlar dahil birkaç yüz İHA tedarik etmeye hazırlandığını söylemişti. İran sıkıştı. ABD'li nükleer konusunda dolaylı müzakereler içinde olan İran'ı ise oldukça sancılı bir dönemin beklediği görülüyor. ABD ile 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yapılan dolaylı müzakerelerin merkezi Avusturya'dan Katar'a aktarılırken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Putin ve Erdoğan'la yapacağı müzakerelerden destek almayı bekliyor. 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülke ve Almanya ile yaptığı anlaşmada İran'ın uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması öngörülüyordu. 2018'de Donald Trump döneminde anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD, İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu sorunu bir önceki hükümetten miras alan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Ruhani, ülkesini normale döndürmek için mümkün olan her kartı oynadı. İran bugün Rusya gibi yaptırımlarla boğuşuyor. Ancak Putin'in oyunu modelleme şekli çok farklı ve karşısında çok sayıda aktör var. Özetle Tahran'daki üçlü zirvede liderlerin çok sayıda karşılıklı beklentisi var ancak süreçler kolay değil çetiner çetin, er çetin.